Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin saygıdeğer genel kurul üyeleri. 2019 yılında bildiğiniz gibi iki başkan, üç ayrı yönetim kurulu görev yaptı. Öncelikle tüm branşlardaki takımlarımızın başarıları için emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz. İzninizle öncelikle sportif tarafıyla kısa bir özet yapacağım. Daha sonra da kendi dönemimize ilişkin birkaç noktaya değineceğim. Futbol A takımımız 2018-2019 Süper Ligi'ni 65 puanla 3. sırada tamamlamıştır. 2018-2019 sezonu 2. transfer döneminde transfer edilen Burak Yılmaz, Mirin, Kavaga gibi transferlerimiz vardır. 2019-2020 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı ile başlanmıştır. Takımımız UEFA Avrupa Ligi K grubunda 4. sırada tamamlayarak üst tura çıkamamıştır. Yine futbolda akademi gruplarımızda U19 takımımız sezonun 2. sırada tamamlamış. U17 takımımız 3. U16 takımımız 2. U15 takımımız Marmara Bölge Şampiyonu olmuştur. U14 takımımız Marmara Bölge Şampiyonu olmuştur. U13 takımımız sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır. U12 takımımız lig ikincisi olmuştur. Futbol Kadın A takımımız 2018-2019 sezonu da topladığı 42 puanla şampiyon olarak tamamlamıştır. Basketbol erkek takımımız ligi 6. sırada tamamlamış. Türkiye Kupası'nda yarı finalde veda etmiştir. Basketbol kadın takımımız sezonu 7. sırada tamamlamıştır. Türkiye Kupası çeyrek finaline kadar çıkan kadın takımımız FIBA EuroCup Women'da ilk 16'ya kalma başarısı göstermiştir. Kadın voleybol takımımız sezona 5. sırada tamamlamış, Türkiye Kupası'na 2. turda veda etmiştir. Voleybol erkek takımımız 2. lig kategorisinde devam etmiş, sezonu 2. sırada tamamlayarak final maçları oynamaya hak kazanmış, ancak Efeler Ligi'ne yükselmiştir. Handbol erkek A takımımız Erkekler Süper Ligi'ni Süper Lig şampiyonluğu ile tamamlamış. Bu şampiyonlukta toplamda 15, üst üste 11. şampiyonluğunu elde ederek Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk kazanan takımı unvanını elde etmiştir. Takımımız 2018-2019 sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile perçinlemiştir. Jimnastik takımımız Türkiye ikinciliğini elde etmiştir. Atletizm takımımız katıldığı pek çok yarışmalarda gerek ulusal gerek uluslararası alanda başarılar elde etmiş. Büyük Atatürk koşusunda altın madalyayı kazanmıştır. Tekerlekli basketbol takımımız 2018-2019 sezonunu 4. sırada tamamlamıştır. Kürek şubemiz Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasının sahibi olmuştur. İstanbul Serbest Güreş Şampiyonası ikinciliğini elde etmiştir güreş takımımız. Sporcumuz Adem Burak uzun dünya plaj oyunlarında dünya ikincisi olarak bizleri gururlandırmıştır. Satranç takımımız 2019 Türkiye Satranç Ligi'ni 2. sırada tamamlamış. Masa tenisi takımımız sezonu 2. sırada bitirmiştir. Bildiğiniz gibi yönetim kurulumuz 21 Ekim 2019 tarihi itibariyle göreve başladı. Görevi devraldığımızda brüt 2 milyar 962 bin 60 lira, net 2 milyar 672 milyon 637 lira borç vardı. İtilaflı dosyalar, cezai şartlı kontratlar bu rakamın dışındadır. Ödenmemiş, vadesi geçmiş birçok borç söz konusuydu. Sporcularımıza bütün ödemelerin çok önce yapılması gerekiyordu. Ancak 7 Ekim'de UEFA'dan futbolculara ödenmesi gerekenlerle ilgili erteleme talep edilmiş. UEFA da 30 Ekim'e kadar süre vermişti. Göreve geldiğimizde UEFA temiz kağıdını almak için sadece 10 günümüz vardı. Devralınan ve dolayısıyla ödemesi yapılması gereken bu 2.7 milyar net borcu ek olarak yıllık en az 300 milyon TL'yi aşkın nakit açığı veren bir yapıyı devralmıştık. Devraldığımız konsortiyum kredisi yönetilmesi pratikte imkansız bir yapıdaydı. 2.7 milyar liralık net borcun yaklaşık yarısı 2+3 yıllık bir ödeme planına bağlanmıştı ki ilk yılı tamamen ödemesiz değil faiz ödemeliydi.
Kalan kısmı ödenmeyi bekleyen çoğu UEFA, FIFA, TFF, KAS gibi yetkili mercilerce takibi yaptırımlara konu edilmiş, birçoğu da fiili haciz yoluyla tahsil yoluna gitmiş, diğer bir ifadeyle yönetilemez bir yapıdaydı. Yapılması gereken ilk iş tüm borçları çevirmemizi sağlayacak yeni bir refinansman kredisiydi ve bunun uğraşları ancak 2021 yılında sonuçlandı. 21 Ekim 2019 tarihi itibariyle 128 başlamış icra takibi vardı. Göreve başladıktan sonra 40 gün içinde 25 icra takibi daha gelmişti. Toplam 88 milyon civarında ki bu borçlar Beşiktaş'ın kimseye borcu olmadığı defalarca söylentisiyle tezat halindeydi. 18'i inşaatı bitmiş stadyumdan dolayı ödenmemiş borçlar, 20'si çok uzun yıllardır süregelen resmi kurumlara ödenmeyen borçlardan kaynaklanıyordu. Bunların 15'i geçmişte işten çıkartılan eski çalışanlarımızın icra takibi, 19'u ise menajerlerin icra takibiydi. Sezon içerisinde amatör şubelerimizin toplam zararı yaklaşık 50 milyon liraydı. Göreve geldikten sonra çok kısa bir süre içerisinde 22 Ekim sabahı 254 üyeliğinin bekletildiğini gördük. Bu üyeler anında kulübümüze kazandırıldı. Gelir arttırıcı faaliyetler, performans dereceye bağlı olarak yayın hakları gelirleri, UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleri, sporcu bonservis gelirleri ve tribün gelirlerinde artışa ihtiyacımız vardı. Ortalama 25.630 taraftara oynadık. Stadyum kapasitemizin doluluk oranı %60. Localardaki doluluk oranımızda devraldığımızda %74'tü. Çok kısa süre içerisinde bunlar %92'ye çıkartıldı. 2019'da futbol A takımı kol sponsorluğu için Aksa, erkek basketbol takımı şort sponsorluğu için Ortana, diğer takımlarımız içinde HDI Sigorta ve Corendon firmaları ile çok çabuk sponsorluk anlaşmaları imzalanmıştı. Mazbata gününde bizi bekleyen sürpriz, Akatlar 1903 tesisinin ejimisil bedellerinden kaynaklı borçlar nedeniyle belediye tarafından tekrar geri alınmasıydı. Tüm bunlarla uğraşırken tasarruf yapmaya da çalıştık ve %9 indirimde ilk 2,5 ayda personelde yaptığımız indirimle brüt maaşta %22 oranında bir tasarruf sağladık. Göreve geldiğimizde 4 aydır maaş alamayan arkadaşlarımız, çalışanlarımız bugün bu sıkıntıları tamamen unutmuş görünüyorlar. Sabrınız için teşekkür ederim. Sağ olun.